Herkese merhaba. Bugün yine çok değerli iki konuğum var. Beril İzgil ve Vizyal Hergül. Kendileri Nüve şirketinin hem şu andaki yöneticileri, yönetim kurulu ve CEO'su görevindeki değerli iki yönetici insan, hem de aslında Nüve'nin ikinci kuşakları. Öncelikle hoş geldiniz, nasılsınız diyeyim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyiyiz. Böyle iki kafadar olunca ondan sonra önce merhaba desin diye. Gayet iyiyiz. Sen de iyisin inşallah. Ben de iyiyim. Bu arada Beril ve Mizyal kardeş. Hani onu da belirteyim bilmeyenler için. Şimdi ben birazdan hep sözü size vereceğim ama hızlıca bir girişi şöyle yapayım. Aslında Nüve 1968 yılında Birkan İzgin tarafından kurulan, yaklaşık Türkiye'de 52 senedir sterilizasyon ve laboratuvar cihazları üreten, Ar-Ge'sini yapan ve 100'e yakın, belki şu anda daha da çoktur, ülkeye ihracat yapan, hem Türkiye'ye hem ülkesine kazanç sağlayan çok çok değerli, köklü bir firma. Şimdi hızlıca size sözü vermek adına diyeceğim ki hem kendinizi hem de biraz Nüve'yi bize anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz? Bu yol nasıl yüründü? Tabii ki seve seve. Tekrar merhaba. Ben başlayayım. Adım Mizyal Hergül. 1972 yılında Ankara'da doğmuşum. Lise eğitimimden sonra ODTÜ'de inşaat mühendisliği okudum. 1994 senesinde oradan mezun olduktan sonra aynı bölümde master yaptım. İnşaat yüksek mühendisiyim aslen. 10 sene kadar sektörde kendi mesleğimi icra ettikten sonra 2004 senesinde aile şirketimize geçiş yaptım. Orijinalinde ilk mezun olduğum sene de bir sene kadar çalışmıştım fakat daha sonrasında yüksek lisans programının ağırlığı sebebiyle işi bırakmak durumunda kalmıştım. Sonrasında başladım tekrardan Nüve'de 2004 senesinde. Bu arada da bir işletme master'ı eksikliği hissettiğim için 2007 senesinde tekrardan ODTÜ'de bir MBA programına başvurdum. Onu da bitirdim. İşte son 16 senedir şirket bünyesinde çalışıyorum. Bu kadar. Evliyim, iki tane de oğlum var. Harika, Beril. Tekrar merhaba. Benim ismim Beril İzgin. Ben de 1978 Ankara doğumluyum. Liseden sonra Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdim. Ve sonrasında Bilkent'te işletme master yaptım. Çünkü aslında hedefim ilaç sektöründe çalışmaktı. Fakat master bitirdiğim sene 2001 krizin ortasına düştüm. Ben İstanbul'da iş arıyorum. Babam da bir taraftan diyor ki işte bu kriz döneminde iş bulmak çok zor. Sen en iyisi gel biraz burada iş deneyimi edin. Öyle çağırıyor. İşte ben bulamadım iş. Sonunda tamam dedim, ben biraz deneyim elde edeyim. 2001 senesinde Nüve'ye girdim. Giriş o giriş. 19 senedir Nüve'de çalışıyorum. 2001 senesinde girdiğim zaman hakikaten hani geçici bir süreliğine girdiğimi düşünüyordum. O süreç içerisinde işte bizim bir üretim müdürümüz vardı. Şirketten ayrılmasıyla beraber aslında kaderimi biraz galiba o yazdı. Dediler ki sen biraz onun işlerine bak, ne yapıyordu, ne ediyordu biz yeni birisini bulana kadar dediler. Ben üretimin içine girince üretimin içine giren bir insanı çıkamayacağını bilmiyordum. Bu vesileyle öğrenmiş oldum. Dünyadaki en kıymetli işlerden bir tanesi. O yüzden de işte bu sene 19. senem devam ediyoruz Nüve'de. Nüve'den bahsetmek gerekirse aslında sen açılışını yaptın. 1968 senesinde kurulmuş bir firma. Esas kuruluş amacı temel laboratuvar cihazları üretmek. Şu anda da ismimizi laboratuvar ve sterilizasyon teknolojileri üreticisi olarak ifade ediyoruz. Pek çok laboratuvara hitap eden, hani pek çok laboratuvar derken insanların işte bizi genellikle medikal sektörde algıladıkları için aslında laboratuvar dediğin şey medikal sektörde de var. Üniversitenin çok çeşitli branşlarında da var. Sanayinin çok değişik branşlarında da var. Hastanede de var. Pek çok laboratuvara hitap eden çok geniş bir ürün gamında üretim yapıyoruz ve bunu 52 senedir devam ettiriyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında satış yapıyoruz ve ihracat oranımız son neredeyse 5 senedir
yurt içi satış oranımızı geçmiş durumda. Neredeyse %55'e %45 oranında bir dağılımları var. Ve müşterilerimize geniş bir ürün gamıyla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hani kısaca özetle bu kadar. Şimdi ben onları detaylandırmanızı isteyeceğim. Harika. Öncelikle gerçekten herhangi bir ülkede 52 senedir başarıyla bir şirketi yürütmek çok çok zor bir şey. Öncelikle bunun için tebrikler. Şimdi biraz başladınız ama şunu bir sorabilir miyim? Hani 1968 senesinde küçük bir atölyede Birkan Bey'in kurduğu bir şirket bugün çok harika bir noktada. Bu yol nasıl başlamış, nasıl yürümüş ve buraya nasıl gelinmiş? Bunu birazcık böyle, çünkü şimdi girişimciler, kendi işini kuran insan sayısı giderek artıyor ve tabii şu andaki büyüklüğe bakınca insan sanki hep bu şirketler böyleymiş gibi düşünüyor. Halbuki çok sıfırdan bir yola çıkış var. Biraz onu anlatır mısınız? Ben başlayayım istiyorsan, sevdiğim bir hikaye. Çünkü ben dediğim gibi 1968 yılında kuruluyor ama ilk kurulduğunda bağlı olduğu Mimaş Holding diye bir taahhütler bütünü yapan bir holding var. İçinde inşaat şirketleri var. Onun içinde çalışan bir grup mühendis arkadaş, işte makine mühendisleri var, elektrik mühendisleri var. Bunlar o holdingin elektrik taahhüt işlerini gerçekleştirmek için o şirketin içinden çıkarak şeyi kuruyorlar, nüveyi kuruyorlar ama holdingle bağları da kesilmiyor. Oradaki şirketlerde de çalışmaya devam ediyorlar aynı zamanda. O firmanın taahhütlerini yaparken ilerleyen yıllarda piyasadan talep geliyor. Elektrik panosu imalatına başlıyorlar. Hatta bu yıllarda kendileri de birkaç tane taahhüt işi alıp köy elektrifikasyonları falan yapıyorlar. Daha sonrasında laboratuvar cihazları üretimini esasen 1976 yılında, yani 1976'ya atlıyoruz. 76 yılında başlıyorlar. Nerede başlıyorlar? Ankara'da Siteler semtinde küçük bir atölyede el tezgahlarında gayet zor koşullarda başlıyorlar. Bunun için motivasyonları da işte yine holding bünyesinde bir takım ithalat yapan firmalar da mevcut. Yaşanan bir takım sıkıntılarda işte o dönemde kalite kontrol teşhis araştırma laboratuvarlarında kullanılan cihazlar yoğunlukla ithal ve yer üretiminde eksiklik var, getirmek gibi zorluk çekiliyor, biz bunları üretir miyiz diyorlar, giriyorlar işin içine, üretmeye başlıyorlar. Yedek parça sıkıntısı içerisinde gayet zorlukla yapılan bir üretim ama devam ediyor ve talep artıyor yurt içinden buna. 1979 yılında Esenbağ yolu üstünde fabrika arazisini alıyorlar. Fabrikanın temelleri atılıyor ve 1980 yılında da hala faaliyet göstermekte olduğumuz binayı büyüterek faaliyet göstermekte olduğumuz fabrika binamıza taşınıyorlar. O yıllarda ilk ürün gamımızı biraz önce Beril'in de söylediği gibi temel laboratuvar cihazları oluşturuyor. İşte kuru havalı sterilizatörler, su banyoları, santrifüjler gibi. Ve çok da inanması güç bir şey oluyor. Fabrikaya taşındıktan tam bir sene sonra 1982 yılında Ürdün'e ilk ihracat gerçekleştiriliyor. Evet. Ve aynı zamanda ihracat yapan bir firma olarak bundan sonraki hayatına devam ediyor. Hikayemiz böyle. Harika. Peki aslında Nizel, sen birazcık girmiş oldun hani bir ihracat ama ilk başta piyasadaki bir ihtiyacı karşılamak falan diye, ama şu andaki biraz da hani müşterileriniz daha çok hani ne için geliyor, neden sizi seçiyorlar? Sonuçta bir sürü yurt dışında bunu üreten bir sürü demeyeyim ama firmalar var. Siz müşteriye tam olarak neyi sağlıyorsunuz ve iş modeliniz nasıl? Yani ne bileyim, çünkü bu şirketin içinde Ar-Ge de var. Birileri gelip size bunu yapar mısınız diyor, bir iş geliştirme ekibi sahayı mı tarıyor sürekli? İstiyorsan onu da ben birazcık bahsedeyim. Tabii ihracata gelmeden önce nüve yerli bir firma olduğu için esas temeller demin de bahsedildiği gibi hani Türkiye'de atılıyor ve Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak üzere. Hani pek çok ithal cihaz olduğu için o dönemde ve bunları getirmek zorunluluğu için aslında başlanılan bir ürün modeli. O dönemde sağladığın fayda gerçekten Türkiye'de üretilmeyen ya da üretilemeyen cihazları sunmak anlamında büyük bir faydan oluyor. Kaldı ki dışarıdan getirmesi zor olan bir ürünü senin yurt içindeki müşterilerine sunman olarak ve de bunu sadece tek bir ürün olarak değil, gerçekten ilk başlandığı zaman da
Demir Mizel'in de saydığı gibi tek bir ürünle başlamış bir ürün yok, daha doğrusu üretim yok. Pek çok değişik ürün var ve sen bütün bunları ben sunuyorum diye başlıyorsun. Şu anda da geldiğimiz noktada hakikaten yurt içinde 28 bayimiz aracılığıyla tüm Türkiye'ye satış yapıyoruz ama yurt dışında da 100'den fazla ülkeye, sen dediğin gibi 110 ülkeye kadar ulaştık. 110'un üstünü göremedik. İnşallah doğru, görürsünüz. Doğru. Ama yeni bir şey görürüz. Görüyoruz. O yüzden de hani derken de şimdi bizim aslında hedefimiz geniş bir ürün gamı ile müşteriler için tek tedarikçi olabilmek. Ve bu yurt dışından sana gelen müşteriler için de çok büyük bir avantaj. Çünkü insanlar genellikle bizim sektörümüzde üretim yapan firmalardan bahsedeyim. Belli başlı ürün gruplarına yöneliyorlar. Diyelim ki sterilizatör üreticisi oluyorlar. Ya da mikrobiyolojik emniyet kabini üreticisi oluyorlar. Bizim şeklimizde ondan sonra onu da yapıyoruz, bunu da yapıyoruz, bunu da yapıyoruz ve hepsini tek bir bünyede yapıyoruz diyen şirketler ancak bunu şirket satın almalıyla yapıyorlar. Yani farklı şirketleri alarak bünyelerini topluyorlar. Oysa ki biz Nüve olarak en başından beri bunu kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. O yüzden yurt dışı bayisi de geldiği zaman ya da yurt dışı müşterisi geldiği zaman da farklı farklı firmalarla görüşmek yerine tek bir firmayla görüşme şansı olabiliyor. Ve bunu biz hızlı hareket edebiliyoruz. Güzel satış öncesi desteğimiz var. Sonrasında hızlı üretime sokabiliyoruz. Ve bunu hızlı test edebiliyoruz. Ve sonrasında da desteğimizi de verebiliyoruz. Bu sebeple de hani tercih edildiğimizi düşünüyoruz. Onun haricinde bir de bizim tailor-made dediğimiz özel ürün de yapabiliyoruz. Ve bunu havacılık ya da işte otomotiv sanayi gibi, savunma sanayi gibi önemli sektörlere yapabiliyoruz. Onlar da aslında bu cihazları şu anda yurt dışından tedarik edebiliyorlar. Ama herkes biliyorsun bir yerli ürüne yönelme kesinlikle içerisinde. Hele ki bu dönemle beraber bu ihtiyaç daha da çok arttı. Kesinlikle. İhtiyaçlara da cevap verebiliyoruz bünyemizdeki Ar-Ge sebebiyle. O yüzden de tercih edildiğimizi düşünüyoruz. Şimdi bu çok harika bir şey. Burada da bir şeyler soracağım size ama çünkü gerçekten o dediğin gibi farklı ürün gamlarının bir tedarikçi olarak kendi satın alma, şirket satın alması yapmadan başarmak, işte Ar-Ge, bunlar gerçekten çok çok zor şeyler ve önce peki onu sorayım. Yani bu buradaki hani böyle gizli sos denir ya, bunu nasıl yapıyorsunuz? Nasıl oluyor da hani bu kadar geniş ürün gamını, işte Ar-Ge'sini, üretimini, işte tailor-made ürünleri bir tek bünyede üretmeyi sağlamanızı sağlayan o sos ne yani? Onu sorayım. Sizce? Akıllı ki değil. Bence biz Nüve olarak en başından beri biz çok çalışkan bir firmayız. Çalışkan bir firmayız. Çok önemli. Ve ihtiyaçları iyi tespit edebildiğimizi düşünüyorum. Hani araştırmamızı iyi yapıyoruz. Biz ya hadi şimdi bunu üretelim diye bir ürüne girmiyoruz aslında. Biraz piyasayı kokluyoruz. Piyasayı kokladıktan sonra müşterilerin ihtiyaçlarını toparlayıp ve sonrasında da her yaptığımız ürüne bir katma değer ekleyerek bu işi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim yaptığımız cihazlar dünyada ilk defa yapılan cihazlar değil aslında. En başta da söylediğimiz gibi hani Türkiye'de üretilmeyen ya da üretilemeyen. Yani bu da dünyada üretilmeyen demedik. Türkiye'de. Çok önemli bir şey. Dedik. Çok önemli. Dünyada üretildiği zamanda müşteriler bu cihazları kullanırken her bir cihaza farklı şekilde yaklaşıyorlar. İşte onun orası güzel bunun, burası güzel bunun, fonksiyonunu iyi yapıyor şeklinde. Sen şimdi bunu gerçekleştireceğin zaman 10 ayrı ürün yapma şansımız da yok. Tabii. Böyle bir maddi gücümüz de yok. O yüzden hani müşteriye en iyi hitap edebilecek özellikler nedir? Bunları iyi analizini yapıyoruz, çalışmasını yapıyoruz ve bunları hangilerini kendi bünyemiz içerisinde gerçekleştirebileceğimizi bir harmanlıyoruz.
Çünkü senin söylediğin gibi tedarikçi de çok büyük sorun. Yani sen belki yapmak istiyorsun, geliştirmek istiyorsun ama o tedarikçi yerli de bulmak da çok büyük bir mesele. Yani belki işte elinde sonsuz kaynak olsa çok daha farklı şeyler yapabilecekken biraz işte onlar da seni sınırlandırıyor. O zaman da ne oluyor? Hayalperest bir adım atmaktan ziyade çok gerçekçi bir adım atmak mecburiyetinde kalıyorsun ve o gerçekçilik çalışkanlıkla birleşince bence bu iş yürütülebiliyor. Yani işte biz onu da yapalım, ay bu sektörden çıkalım, bu sektöre de atlayalım, işte ne diyeyim, rüzgar enerjisine de girelim. Ama aynı zamanda inşaat sektörüne de hayır, biz sadece ve sadece kendi bildiğimiz, en iyi bildiğimiz iş bu olduğu için kendi sektörümüze, kendi işimize yatırım yaparak devam ediyoruz. Herhalde bu da başarıyı getiriyor diye düşünüyorum. Bu kesinlikle söylediğiniz şeyler çok önemli. Yani çalışkanlık %100. Yani böyle hani mucizevi bir şey yok. Başarılı insanlarla ne zaman konuşsam hepsi hep çok çalıştığını söylüyor. Yine dediğiniz gibi müşteriyi çok iyi anlamak. Yani her şeyi yapalım ne tutarsa değil. Gerçekten müşterinin doğru ihtiyacını bulup dünyada üretilmeyen yerine ilk etapta gerçekten belki ihtiyaç olan o şeye odaklanmak. Çünkü hani dünyada üretilmeyen bir şey için dediğim gibi sonsuz para, zaman, enerji diye bir kaynak olacak ki ciddi argeler arkada hani böyle deney yanıl şekliyle ilerlesin. O yüzden aslında burada çok önemli stratejiler duyuyorum. Peki şimdi şunu soracağım. Şimdi bütün Türkiye aslında dünyada da öyle. Hep aslında bir aile şirketi oluyor ya da işte iki arkadaş bir şirket kuruyor ve şirketler büyüyor. Sonra ikinci kuşaklara devriyle ilgili bir süreç oluyor ve çoğunda bu devir yapılamıyor. Siz bunu çok başarıyla yapan ve hani Allah rahmet eylesin Birkan Bey'den sonra bu şirketi çok uzun sürede çok iyi noktalara getiren ve devam ettiren iki kardeşsiniz. Bu nasıl oldu? Buradaki hem Birkan Bey'in hem sizin yönteminiz neydi? Nasıl gerçekleşti bu? Zor sorulara sen cevap ver. Ben sana mutlu ve asla ben cevap veriyorum. Şimdi açıkçası bir yazıktır ki bizim bu yolu umduğumuzdan ve beklediğimizden daha hızlı bir şekilde yürümemiz gerekti. Şimdi baktığında hani girişte de söyledik çok uzun yıllardır şirkette çalışıyorduk. Hani ben abla olarak daha geç başlamış olmakla babamı kaybettiğimizde de hani 10 yılı aşkın süredir ikimiz de şirkette babamla birlikte kol kola dizide çalışıyorduk. Ve Birkan İzgin gerçekten işe babalığını karıştırmayan son derece iyi bir iş adamıydı. Hani biz bunu cenazede de yaşadık. Enteresan bir cenaze töreniydi. Hani bunu ajitasyon yaratmak için söylemiyorum. Sevmediğini, kendisini sevmediğini bildiğimiz insanlar bile ne kadar saygı duyduklarını bize ifade ettiler. Hani iş hayatında son derece saygın insanların güvenini kazanmış, hakkında en ufak kötü bir şey söylenmeyen bir insandı ve bizim için Allah'ın bir lütfu, hani çok büyük gururla taşıyoruz. Onun için de hani bir kere işi devam ettirmek için bu bize böyle bir babadan kalan bir işi devam ettirmek bir motivasyon kaynağıydı. Ama dediğim gibi yolumuzdan daha hızlı yürümemiz gerekiyordu. Babam kendi kendine pek beceremese de bir takım emeklilik planları yapıyordu. Kendi evine daha yakın bir merkez binası bile yaptırma aşamasındaydık. Hani anneme sözler vermişti. Gideceğim seninle daha çok oturacağım, işe daha az gideceğim. Hani kızlar var falan gibisinden ama hiçbir zaman işe daha az gelmesini beceremedi zaten. Hep bizden daha önce geliyordu. Son hastalık dönemine kadar. Ki bu şeyde de iklimde de biz devir tepkim için önümüzde en az daha bir 5 yıl daha olduğunu açıkçası düşünüyorduk öyle, inanıyorduk hani devir teslim derken fiilen babamın işi devretmesi için. Tabii böyle bir şey hiçbirimizin aklına gelmemişti ama aynı şekilde bir hastalık feydahlandı ve 10 ay gibi kısa bir sürede, üstelik de babam bu sürenin büyük bir kısmında görevinin başına gelemezken yönetimi devralmak istedik. Hani işi devralmak konusunda çok uzun zamandır babayla birlikte çalıştığımız için çok büyük bir sıkıntı olmadı. Sadece babamla değil,
yönetim kadromuzun geri kalanıyla da çok uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Yani bizim şirkette çalıştığım şu anda işte toplam 20 yıla yaklaşan sürede o insanlar da bizimle birlikte işe başlayıp bizimle birlikte büyüyen yaşlarımızda çok yakın bir müdür kadromuz var. Onun için hani devir ve işleri yönetme kısmında çok büyük bir sıkıntı çekmedik ama en kötü kısmı bizim için üzücü ve yorucu bir döneme denk gelmiş olması. Bir de benim hamileliğime denk geldi. Zavallı devirin üstüne pek çok iş kaldı. Ama arkadaşlarımız da çok çok yardımcı oldu. Yani şirketin kültürü bizi ayakta tuttu. Kardeş olmamız da çok işe yaradı. Hı hı. İnsan birisini kaybedince aileden ailenin değerini çok çok iyi anlıyor. Hani biz bütün kardeşler gibi zaman zaman bir nişan kardeşleriz nihayetinde. Tabii ama bize emanet olan şirket dışında bir de anne var. Hani kişisel hırslarla da büyütülen, yani kişisel derken parasal hırslarla büyütülen insanlar da büyütülen. Hani aileden aile bağlarının kıymeti aşılanarak büyütülen evlatlardı. Onun için hani en azından şirketi yönetme konusunda bir sıkıntı yaşamadık kendi aramızda. Devamlılığını sağlamayı istiyoruz. Hayallerimiz şirketin daha uzun yıllar devam etmesi. Keşke çocuklarımız da başına geçse diyoruz açıkçası. Şimdi burada çok önemli şeyler diyorum Mizel. Yani hani Birkan Bey'in profesyonel hayatıyla özel hayatını karıştırmaması, bu çok önemli. Ne yazık ki bu, şimdi bütün şirketler aslında bir süre sonra aile şirketi oluyor. Çünkü iki arkadaş kursanız da bir süre sonra içeriden evlenenler, ne bileyim içeriden kardeşlerin alımı falan gibi. Yani günün sonunda oraya aile, arkadaş, yani profesyonelle duygusallığın birleştiği bir platforma dönüşüyor. Birkan Bey anladığım kadarıyla bunu çok güzel başarmış. Onun dışında sizin aile değerleri, yani hiçbir zaman o dediğiniz, çünkü hep duyuyoruz işte maddi hırslar, kişisel işte ne bileyim savaşlar aile değerinin önüne geçince de ya da arkadaşlık değerinin önüne geçince de o içerisi sarsılıyor ve sizin hani Birkan Bey içerideyken sizin de içeride çalışıyor olmanız yöneticilerle birlikte herkesin o yolu Birkan Bey'le de belki bir süre yürümesi değil mi? Bunların hepsi aslında bugün bu noktada olmanızı sağlayan şeyler. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi birçok insan bunu yaşıyor, yaşayacak. Hani tabii ki de keşke olmasa üzücü şeyler ama şöyle bir şey dediniz mi? Ya keşke hani babam şunu da bize öğretseydi ya da şöyle bir şey de kurulsaydı daha rahat ederdik diyeceğiniz hem şu anda bunu dinleyen birinci kuşaklar için hem ikinci kuşaklar için. Ya da iyi ki de şunu kurmuş dediğiniz. Biri sürekli şey diyor. Öldüğümde babama soracağım 3-5 soru var diye. Onun için. Ya tabii şimdi doğal bir süreçle iş devri gerçekleştiğinde senin mentorun hala hayatta oluyor. Şimdi buradaki en büyük eksiklik şirketi kurmuş olan ve sana tam mentorluk edecek bir yaştaki insanın bir anda hayatından çıkması. Hı hı. Ve sen hani nasıl diyeyim, ben hep şeyi söyledim. Ben hem babamı kaybettim hem genel müdürümü kaybettim. Şimdi ikisini aynı anda yaşamak zor bir şey. Kesinlikle. Ve tabii ki de yanındaki insan ve de nasıl diyeyim, güvendiğin, inandığın, iş becerisine sonsuz saygı duyduğun bir insan ve o güne kadar hani aldığın kararları da beraber ortaklaşa aldığın bir insan bir anda hayatından hiç gelmemek üzere çıktığında inanılmaz bir boşluk hissediyorsun. Ha, belki daha önce alınan kararları beraber almış olabilirsin ama günün sonunda hani başını yastığa koyarken diyorsun ki zaten buna okey diyen birisi vardı. Şimdi bir anda o ortadan yok oluyor. Sorumluluğunu hissettiğin aileleriyle birlikte en az 800 kişinin sorumluluğu yaptığında üstünde kalıyor. Yani orada sorumluluk bir başkasında en azından. Evet. Tabii evet. Şimdi böyle olduğu zaman hani keşke onu sorsaydım, keşke bunu sorsaydım. Ha, pek çok konu için olabilir aslında bu. Çünkü ne kadar izleme şansın olursa olsun, babam hakikaten çok iş yaşantısında da hani bize şöyle demedi. Bu benim kızım. Bundan sonra bundan emir alacaksınız ve böyle olacak.
O dedi ki hani ben sizi attım denizin içerisine. Yüzebiliyorsanız yüzersiniz, yüzemiyorsanız zaten bu ortama hiçbir zaman uygun bir insan değildiniz. O yüzden hani bir taraftan uzaktan izlerken bir taraftan da kendin ondan sonra çabalayarak bir şeyler öğrendin. Şimdi hani böyle değişik değişik konular olduğu zaman mesela işte konuşuyoruz bu pandemi sürecinde de. Aha. Böyle bir şey olsaydı, babam hayatta olsaydı acaba hani ne yapardı? Çünkü hiç kimsenin bilmediği bir konu ve hani akıl alabileceği hani farklı konularda ne bileyim okursun, çok okursun, araştırma yaparsın, yine bir bilgi derlersin, ondan sonra kendine ya tamam bu yolu işte seçeyim dersin falan. Şimdi tamamen bilinmezliğin içine düştüğüm bir süreçte böyle her seferinde şey diyorum, babam olsaydı da keşke ya ne yapardı diye sorabilseydik diye. Yani hani şunu öğretseydiden ziyade her zaman olsaydı da çok sıkıştığımızda ya bunu da nasıl yapabiliriz diye ya da işte bir konu hakkında ya tamam siz doğruyu yapıyorsunuz ondan sonra demesi için ya da işte evladım ondan sonra yanlış olsa bile işte onun bir lafı vardı her karar kararsızlıktan daha iyidir diye. Ondan sonra belki onu bile söylüyor olması bir fikir vermeden ondan sonra seni bir motive eder ve daha ileriye ondan sonra götürürdü diye düşünüyorum. O yüzden hani her baba ya da her anne hangi yaşında kaybedersen kaybet hep bir keşkelerle beraber gidiyor zaten. O yüzden böyle ben özet soru halinde sana bir şey söyleyemem. Bu da sadece. Aslında tabii söylediğiniz şey çok doğru. Yani hem bir baba hem bir genel müdür kaybı. Bu gerçekten şey, hakikaten çok zaten her ikisi de üzücü şeyler. Birleşimde çok çok daha üzüntüsü ve yükü büyük oluyor ama şunu diyorum. Hani o mentörlük yapma, yani hem verdiğim karar doğru mu hem de keşke şurada ne yapardı gibi şeyleri birazcık daha, değil mi, insan duyma ihtiyacı duyuyor. Belki hayattayken bu şey birinci kuşağı, ikinci kuşağı birçok soruyla, düşünme stratejisiyle ilgili destek olması en azından herhalde böyle derdi sözünün altını doldurmasını destekler gibi geliyor bir, ikinci kuşak için. Peki sen konuyu açarken size onu bir de sormak istiyorum. Sonuçta bu pandemi sürecinde hani bu krizi nasıl yönettiniz? Stratejiniz neydi? Ve hani en çok nerede zorlandınız? Ne değişti? Ne kalıcı olarak başka bir şeye evrildi? Pandeminin kendisi zaten başlı başına zor. Şimdi nasıl ifade etsem? Şimdi pandemi dediğinde bir taraftan hani şirketi ekonomik olarak etkileyen bir konu var. Bir taraftan sen de dahil olmak üzere yönettiğin büyük bir grubun sağlığını etkileyen bir konu var. Ve hani hiç geleceğini göstermeden ondan sonra bir anda kucağına düşmüş bir konu. Aslında göstermemiş derken ben kendimizi biraz bu konuda şanslı tarafta addediyorum. Niye addediyorum? Çünkü biz daha bu Mart ayında Türkiye'de bu konular açıklanmadan biraz dünyayı takip ettiğimiz için, biraz tedarikçilerimizle ve bayilerimizle ilişkilerimiz sebebiyle ondan sonra diyebilirim. Aslında bir şeylerin geldiğini hissettik, sevdik. Tabii hani bu derece büyük etkisi olabileceğini çok sezememiştik ama bir kısım noktalarda aksaklık olacağını aslında sezmiştik. O yüzden de Mart ayından önce konuyla ilgili bir kısım önlemlerimizi almıştık. Mesela tedarikçilerimizden gelen bilgiler doğrultusunda işte aksaklık yaşanabileceğini düşündüğümüz malzemelerin teminine hız vermiştik. Daha fazla miktarda alalım. Belki bir aksaklık çıkar. Yetiştiremeyiz. Gelme sürelerinde bir problem olur diye. Ya aynı zamanda daha maske zorunluluğu gelmemişti. Fakat biz işte hiç kendi şirket içini biraz düşünmeden bizim elemanlarımız hastanelere gidiyor, satış yapmak için de gidiyor, servis vermek için de gidiyor. Bir maske ve koruyucu kıyafet ondan sonra zaten bizim hayatımızda olan konulardı. Ya bunlara bir ihtiyaç olacak gibi gözüküyor. Bunları bir miktar almaya mı başlasak diye biz hakikaten maske ve kıyafet almaya başladık.
daha zorunluluk olmadan. Ve bu ortaya çıktığı zaman da böyle şey oldu. Vay be, bayağı iyi sezmişiz konuyu. Kesinlikle. Kendi aramızda da. Ya biz her konuya biraz esprili yaklaşıyoruz. O yüzden de hani anlatırken ben hani ne kadar ciddi anlatmak istiyorsunuz diye. Hayata bakış şeklimiz öyle. Öyle olmalı. Başa çıkma yöntemimiz bu belki de. Tabii yani. Tabii. Tabii ki de. Pandemi gülünecek bir konu değil ama ondan sonra orada aldığım bir kararın sonucunun doğru çıkması sevindirici bir şey. Tabii. Sonrasında tabii Mart ayından itibaren konuyu çok daha ciddiye aldık ve planlarımızı hazırlamaya başladık. Ve işte gerekli olması halinde kullanacağımız yetki matrislerini tekrardan güncelledik. Üretim yapmaya devam ediyorduk biz o sırada ki sonrasında da devam ettik. Dediğim gibi Allah'a çok şükür biz o konuda da şanslı bir alandaydık, şanslı bir konuda üretim yapıyorduk. Başta bahsettiğimiz gibi belki ürün gamının bu kadar çeşitli olması bu noktada da bize aslında hizmet etti. Belki bu kadar çok sektöre hitap etmek, ediyor olmak bizi pozitif yönde aynı zamanda etkiledi. Çünkü bir taraftan sanayi ve üniversite ayağa dururken, diğer taraftan pandemi süreciyle oluşturulması gereken laboratuvar sayısının bir anda artması, bağımsız laboratuvarlar kurulmaya başlaması bizim belli başlı ürün gruplarına ihtiyacı arttırdı. Ve bu sebeple hani mavi yaka personelimizin çalışma saatlerine hiçbir değişiklik yapmadan biz çalışmaya devam ettik. Fakat ne yaptık? Beyaz yaka personelimizin günlük çalışma saatlerini bir miktar kısalttık. Çünkü bu süreçte bence en önemli konu empati konusu oldu. Şimdi kesinlikle. İnsanlar bir taraftan işe geliyorlar, bir taraftan sağlıklarından endişe ediyorlar ama bir taraftan evde pek çoğunun çocuğu var. Kesinlikle. Bakılması gereken çocuklar var. Aynısı bizim ikimizde de var. Evet. İnsan şeyi anlayabiliyor. Yani işe tabii ki de geleceksin, işini devam ettireceksin ama orada senin aynı zamanda ilgine muhtaç bir ondan sonra grup da var. Evde işte çocuklar, herkesin ondan sonra işte annesi ya da babası belki evden çalışıyor. Ondan sonra yanlarındalar, eğitim süreçlerine destek oluyorlar. Sen işte diğer çalışma arkadaşlarına dönüp hayır siz sabahtan akşama kadar burada olacaksın diyemezsin. Evet. O yüzden hani dedik ki biz şey yapalım, onların çalışma saatlerinde bir kısıntıya gidelim. Ondan sonra daha az saatlerde çalışalım. Onun yerine evden çalışmayı, bugüne kadar hiç yapmadığımız bir konuydu bizim evden çalışma olayı. Bizde yoktu. Ve beyaz yaka için evden çalışmayı, tabii kronik hastalıkları, rahatsızlıkları olan arkadaşlarımız vardı, hamile olan arkadaşlarımız vardı. Bunların zaten evden çalışması şarttı ve biz yavaş yavaş kendimizi buna adapte etmeye başladık. Ve diğer taraftan tabii koruyucu önlemler, başka ne aldım dersen, hani şimdi her sabah mutlaka ateşimiz ölçülerek giriyoruz. Şirkete giriş çıkışlarda ölçülüyor. Personel servis sayılarını arttırdık ki işte servisteki insan sayısını azaltalım. Çoklu servisle çalışalım diye. Onun haricinde bütün çalışanlar tarafından günlük olarak filyasyon raporu doldurulmasını istiyoruz. Mekane saatlerini ayarladık. Belli başlı gruplar yani daha küçük gruplar halinde farklı saatlerde yemek yiyor ve herkesin oturduğu sandalye belli. Farklı yere oturmasını istemiyoruz. Serviste hakeza öyle oturdukları yerler belli. Farklı yerlerde oturmasını ondan sonra istemiyoruz. Ve mutlaka ve mutlaka zaten dediğim gibi şeyin sürecin başında bu malzemeleri tedarik etmiştik. Sonrasında da tedarik etmeye devam ettik ve günlük olarak işte adetli değiştirebilecekleri, kullanabilecekleri malzemeleri aldık. Almaya devam ediyoruz. O tedarik konusunda da şeyimiz yok ondan sonra. Ne kadar ihtiyaç varsa o kadar kullanılsın şeklinde. İşte insan en değerli varlığı, onu koruyamadıktan sonra tabii. Şeyde para kazanmışsın,
ne fark eder? Yani evet. O sorumluluğu üzerimizde çok yoğun bir şekilde hissediyoruz. Bu şekilde de ondan sonra hani ilave ettik. Her şey bu kadar günlük bir listanlık olmadı tabii. Her şey bu kadar günlük bir listanlık olmadı. Yönetimi zor bir durumdu. Çünkü persona ilk etapta çok korktu, çok endişelendi. Yani hani çalışmaya devam mı edeceğiz, ne yapacağız, ne olacak diye. Şimdi bu kısa çalışma hikayesi var. Biliyorsunuz, biz başlamadık açıkçası. Çünkü hani personeli şöyle, ne diyeyim, finansal açıdan zarar verebileceğini düşünüyorum. Çünkü belli bir miktar gelirlerinde kısıntı olacaktı. Kaldı ki Beril'in de dediği gibi mavi yakanın çalışmaya devam etmesi gerekiyordu. Hani beyaz yakanın saatlerini kısarken de biz açıkçası hiçbir hak kaybına sebep olmadan bunu yapmayı göze aldık. Bunun karşılığında da personelle gayet açık bir şekilde nasıl devam etmemiz gerektiğini, işimize ihtiyacımız olduğunu, bu dönemin aslında şansa çevrilmesi gerektiğini gelen talepler üstüne açıkladıktan sonra şeye devam ettik. Hani üretimimize devam etmek durumunda kaldık. Karşılaştığımız sıkıntılara gelirsek işte her ne kadar Beril söyledi, ham madde alımını hızlandırmaya çalıştık diye. Yalnız şöyle bir şeyi çok fazla öngörememişiz. Şimdi bizim ne olarak uzak doğudan en ufak bir tedarimiz yok. Biz tamamıyla Avrupa'dan almalıyız. Tedarikçilerimizin Türkiye kanadında açıkçası hani uzak doğudan ham madde getirip bize üretim yapan firmalarda sıkıntı olacak mı diye ham madde stoklamaya kalkışırken Avrupa kanadında salgının bu kadar öngörülemez bir şekilde ilerleyeceğini biz de çok fazla ilk etapta öngöremedik. Özellikle İtalya'da ve Fransa'da bizim aldığımız takım malzemelerde ciddi sıkıntı oluştu. Hatta şöyle de komik şeyler oldu. İtalya'daki üreticimiz bize geri dönerek bizim tıbbi cihaz konusunda üretim yapan bir firma olmamız sebebiyle pandemiye üretim yaptığımızı, pandemiye karşı sebeple de kendilerinin üretime devam etmesine ihtiyacımız olduğuna dair bizden yazı aldı ki İtalya hükümeti gidip şeyi kapatmasın. Onların fabrikasını kapatmasın. Onlar da bizden destek alarak. Çok ilginç. Yalnız yine de şeyde çok aksaklık oldu. Yani sevkiyatlarda çok aksaklık oldu. Karayoluyla getirmeye kalkıştığında her gümrük kapısında milleti işte yok karantinasıydı, izolasyonuydu, bilmem nesiydi. Bizim şeyde Edirne sınır kapısından yazıp nakliyeci bir tane fotoğraf göndermiş. Böyle çekmiş göndermiş. Ben şimdi birine gördüm diye o trenle mal mı getiriyor? Benim haberim yoktu. Meğerse şey kata, kamyon kasarlarını çekmiş adam. Sınıra geldim giremiyoruz da. Biz ne yapabiliriz bu konuda? Böyle o konuda çok ciddi bir sıkıntı oldu. Tabii bu hani şakası bir yana şeyi biraz arttırdım bize. Öngörülemeyen masraf olarak hani uçakla gelsin. Menşe şahadetnamesi çıkartamıyorlar. Devlet daireleri kapalı Avrupa'da menşe şahadetnamesi olmadan uçakla gelsin dediği noktada hem nakliye hem gümrük masrafları ekstra i̇şte vergilerle. İşte cezayla düşme falan gibi. Yani çünkü hani ATV'si olmuyor bilmem ne olmuyor zıp getiriyorsun. Hani her türlü cezası ödenerek bu bir sıkıntı oldu. Onun haricinde hani bizim yönetim bize geçtiğinden beri şirkette hızlandırmaya çalıştığımız bir dijitalleşme konusu vardı. Bir takım adımlar atmaya çalışıyorduk ama tabii bizim jenerasyon biliyorsun buna pek şey değil. Hani dedim müdür arkadaşlar bizim hepimiz biraz uzak duruyoruz. Çok böyle Y ya da Z kuşağı şeklinde yaklaşamıyoruz olaya. Keşke biraz daha hızlı davransaymışız dedik. İşte, çalışma falan konusunda biraz şey oldu hani yapabilecek miyiz? İnsanlar yapıyorlar, adam gidiyor evinden çalışıyor, biz yönetmeye alışık değiliz uzaktan çalışan biriz. Yani gün içinde günlük koşturmaya daldığında adamı sorgulamayı unutuyorsun falan yani. Hani öyle bir takım bizim de kendimize eğitmemiz gereken şeyler oldu. Onun haricinde de işte maliyetlerimiz bir yandan artarken finans yönetimi yapmamızı zorlaştıran bir şey daha oldu. Hani bu bir pandemi, medikal sektörü direkt etkileyen bir süreç. Fakat ne oldu? Hiçbir sebep halinden faydalanacak sektörler açıklandı. Ve medikal sektör bunlardan biri değildi. Ne bir erteleme, ne bir ileri atma, ne bir indirim. Hiçbir şey gelmedi. Bu da biraz bizi açıkçası parayı yönetme konusunda... Çünkü
siparişlerin, hani sipariş var, üretiyorsun ama siparişin devamlılığı konusunda elinde en ufak bir veri yok. Yani hangi pazarın ne zaman açılacağı, hangi ürünün ne zaman sana geri döneceği ya da ülkede ne zaman kimin ne alacağı konusunda tamamen bir belirsizlik içerisindesin. O yüzden de hani biz de mücbir sebep haline faydalanacak sektörlerden olsaydık faydamız olabilirdi ama çok şükür hani ona ihtiyaç olan da en azından marka bugüne kadar bu süreci yürütebildik. Çok harika ve samimi paylaşımlar için önce teşekkür ederim. Çünkü artılarını da çok iyi anlattınız. Yani sizin zaten firma olarak ürün geliştirirken de aslında sürekli insanlarla o soru cevap şeklindeki iyi araştırmanız sezgilerinizi çok desteklemiş. Ve çok öngörülü bir ilk tedbirler alınmış ama hani dediğiniz gibi çoğu insan bunu Avrupa'nın bu noktaya geleceğini ve Avrupa'nın da bu kadar hazırlıksız olacağını kimse bekleyemedi. O yüzden evet siz Orta Doğu'dan, Uzak Doğu'dan daha doğrusu hani Çin'den etkilenilecek yerine tabii Avrupa'dan gelecek olan o etki dalgasına herkes hazırlıksız yakalandı. Şey çok güzeldi yani empati gerçekten çok önemliydi. Ve siz bunu çok yüksek derecede yapan iki yönetici olarak aslında şirkete bunu çok artı değer olarak sokmuşsunuz. Sonra mesela o yetki matrisinin hızlıca yapılması, tedarikçilerin işte öncelikli tedariğin sağlanması ve anladığım kadarıyla hani Mizel'in bahsettiği beklenmedik olaylarda da hızlı birlikte oturup istişare edip doğru kararları alma konusunda olabilecek en güzel ve güçlü yönetimi yaptığımızı diyorum. Gerçekten tebrikler hiç kolay bir şey değildi. Çünkü hiçbirimizin yaşamadığı bir şeydi. Peki şunu sormak istiyorum. Hani biraz Mizel de bahsetti. Dijitalleşmeyle ilgili hani hem keşke dediğiniz hem de bundan sonra artık bir pandemi var, uzaktan çalışma diye bir şey oturdu falan. Ne olacak? Yani artık yeni normal diye bir klişe var ya. Nasıl olacak? Sizin sektörünüz nasıl etkilenecek? Ne artık kalıcı olarak değişecek? Yeni normalle ilgili dijitalleşmeden önce biz onu da açıkçası espri niteliğinde söylüyoruz. Zaten üretim yapamıyoruz. Yani bir otomasyon değiliz. İşte hep de söylüyoruz. Böyle son çizgiyi çizen araba üreticileri gibi birebir hani şeyden sonra saçın işlenmesinden sonra insan gücüyle yapılan bir üretimimiz var. Son sonuna kadar. Öyle olunca da bizim için yeni normal temizlik, maske, mesafe yani. Yani televizyonda her gün söylüyorlar. Her gün temizlik, maske, mesafe diyoruz. Hani aldığımız önlemler hayatımızda yeni normalin bir parçası olarak devam edecek. Onun dışında tabii ki stok yönetimi konusunda takım kendimize çıkarttığımız dersler oldu. Daha doğrusu farklılaştırmamız gerektiğine inandığımız bir takım şeyler oldu. Hani takip etme şeklimizi biraz daha revize ettik. Hani tedarikçilerimizle ilişkilerimizi daha sıkı tutmaya gayret gösteriyoruz ki hani herhangi bir sıkıntıyla karşılaştıklarında hep de bunun yansıması daha çabuk olsun. Hem madde stoğumuzu hem malzeme miktarı açısından hem de alternatif tedarikçi açısından güçlendirmek için çok çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu bizim Ar-Ge'yi şu sırada biraz sıkıntıya sokuyor. Çünkü belirli standartlara uygun üretim yapmamız gereken bir şirket olduğu için öyle senle bir tüsteleme, hadi ben bunu değiştiriyorum deyip cihazın üstündeki malzemeyi değiştirmek gibi bir şansımız da yok. Yani özellikle elektromekanik ekipmanda muhakkak ki belli kriterleri üreticinin sağlıyor olması lazım ve onun belgelerinin de mevcut oluyor olması lazım. Onun için hani bulabildiğimiz mümkün olan uygun bütün malzemeleri Ar-Ge tarafından belli sürelerde test edilmesini sağlamaya çalışıyoruz. O yeni yaptığımız bir şey. Onun haricinde de tanıtım faaliyetlerimizi de dijitale tanıtım taşıma konusunda son dönemde bir takım girişimlerde bulunduk. İşte hani fuarların da sanal ortama taşınacağı inancında olduğumuz için ekiplerimiz seyahat ediyor yani. Bizim bütün bu işte yurt içindeki 28 yurt dışında 100'den fazla firma şeklindeki bayilerimizle yaptığımız ilişkide bizim ekiplerimiz devamlı on the go halinde yani. Hani yurt içindekiler senede iki kere bütün Türkiye'yi dolaşıyorlar, yurt dışındakiler devamlı bayi ziyaret, sadece fuara katılmak değil, bayi ziyaretinde bulunuyorlardı. Tamamıyla
imkansız hale gelince insanlara, müşteriye sunabilecekleri tanıtım malzemelerini de dijital ortamda sunma ihtiyacı içerisindeyiz. Bütün eğitimlerimiz aksadı. Biz nüvede, senede muhakkak iki kere yurt içi satış ve servis eğitimi, yurt dışında da bir kere, yani yurt dışı bayilerimizi Türkiye'ye alarak satış ve servis eğitimlerini ayrı ayrı gerçekleştiriyorduk. Eğitim veren bir firmayız biz paydaşlarına. İnsanlar gelemiyor, bizimkiler anlatmaya gidemiyorlar. İşte bu Zoom'un, Teams'in ya da hani benzer mümkün artık neyse imkanlarından faydalanarak insanların ulaşabildiği şekilde anlatımlar yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız Zoom videoları, YouTube videoları çekmeye başladı. Çok eğleniyoruz onları da çekerken, işte herkes havaya giriyor bu cihazımı anlatırken bu videoda falan şeklinde onları söylüyorlar. Katalogları dijitale nasıl taşıyabiliriz, barkodlar olabilir mi? Daha önce çok da fazla yapmadığımız şeyleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Yeni normal bizim için işin dijital kısmında biraz daha hızlı gidiyor çünkü normalde devam ediyor. Peki şunu soracağım size. Sonuçta bu Covid süreci geçecek muhakkak. Geçtikten sonra da hani ne yazık ki bazı şeyleri kalıcı olarak geride bıraktırır. Bu biraz üzücü bir süreç ama yani Covid geçtikten sonra artık sizin hayatınızda, yani Nüve'nin hayatında ne kalıcı olarak değişecek? Yoksa hani ya bu geçerse her şey eskiye döner mi diyorsunuz? Yoksa aslında şu daha güzel oldu. Hani Covid'den dolayı bunu deneyimledik ama bir daha da şu alışkanlığı değiştirmeyiz dediğiniz bir şey var mı şirketle ilgili? Üretim olsun, ne bileyim, finans, işte dijital toplantı. Ah, buna da ben şey yapayım. Sadece ben. Ya şimdi günümüzde en çok kullandığımız kavramlardan bir tanesi ne? Şu anda işte bu kavram. Şimdi ben şey diyorum, VUCA'ya göre aslında gelecek öngörülemez. O yüzden de bence dağılabiliriz artık diyerek. Şimdi bunu Covid sürecinde çok daha iyi anladık. Bu sürecin bize gösterdiği, hani gelecek ile gösterdiği şey bir kere hani ne olursa olsun hani pandemi kalsın ya da kalmasın inşallah devam etmez. İnşallah bir an önce bulunur. Ama hani bunun bir yenisinin çıkmayacağının bir garantisi yok. Yani artık biz bunu diyoruz ki böyle bir şey olmuştu, olabilir. Hani bunun korkusu bile, korkusu bile belli bir süre ondan sonra insanların hafızalarında yer edeceğini düşünüyorum. Bu uzaktan çalışma hani için hani üretim yapan bir şirketin uzaktan çalışması çok mümkün olmamakla beraber pek çok şirket için hani uzaktan çalışmanın çok yaygınlaşacağını düşünüyorum. Çünkü insanlar bunu test ettiler, denediler. Bunu sadece hani 2-3 gün için test edip denemediler. Çok uzun süreler için denediler. Hala da hani bir kısım denemeye devam ediyor. Dünyanın çok büyük şirketleri artık bunu açıklamaya başladı. Yani ben artık siz uzaktan çalışmanızı istiyorum diye anons ediyorlar. Demek ki hani kalıcı olacak şeylerden bir tanesi uzaktan çalışma olacak inancı içerisinde. Tabii uzaktan çalıştığınız zaman hani dijitalleşme işin olmazsa olmazı. Bu kanalların ondan sonra herhalde çoklanması gerekiyor. Çok daha farklı yaratıcı çözümler çıkacağını düşünüyorum. Çünkü işte Zoom bugüne kadar belki işte adını çok duymamışken şu anda işte ilkokul öğrencisi çocuk bile işte bunun üzerinden ya da işte sadece Zoom da değil bütün platformlar için hani hepsi teker teker ondan sonra kimisi işte kimisi bir şey yapıyor, kimisi Meet'i tercih ediyor. Mutlaka bunlara da farkındaysanız değişik fonksiyonlar eklenmeye başladı. Hani ilk başta böyle şey yapıyorduk, şimdi artık makyaj yapıp oturabiliyoruz falan. Yani yaşlar ona göre şekilleniyor. Mutlaka bunlar da gelişecek diye ondan sonra düşünüyorum. Ve bunlar yatırım yapan şirketlerin de büyük başarı kazanacağını. Yerelleşme ne kadar olabilir bilmiyorum ama en azından ön plana çıkacaktır. Çünkü kesinlikle. Tarihte herkes çok zorlandı. Kesinlikle. Gerçekten çok zorlandı ve bazen hani bunu söylemesi kötü ama bizim yurt içinde genellikle tercihimiz
ithal ürün. Ne yazık ki evet. Biliyoruz. Evet. Orada bile alamadığını gördüğün zaman yerlinin ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Bunu kesinlikle herkes anladı. İstediğin zaman ondan sonra sana yardım eden aslında yanındaki üreticiydi, uzaktaki kesinlikle üretici. O yüzden hani yerelleşmenin de belli bir noktaya kadar, hani bu yerelleşmeden kastım belki daha büyük firmalar için farklı ülkelerde farklı tesisler kurmak şeklinde bile ondan sonra gerçekleşebilir ya da daha yakın bir çevrede ondan sonra o ağ kurmak şeklinde olabilir. Önemli olacağını düşünüyorum. Ama tabii bütün bu hani teknolojik şeyler dışında ya da işle ilgili şeyler dışında bir kere hijyen bence artık hani olmazsa olmazımız olacak. Hani en elini yıkamayan insan bile bence artık elini yıkamayı öğrendi diye düşünüyorum. Bu kalktığı için tam bir keşif oldu. biri şey demiş, çok güldüm. Elimizi yıkamayı öğrendik. Şimdi bir de bu yere tükürme olayını çözersek güzel oluyor. İnşallah yani yavaş yavaş. Bunu çekimle başlattılar. Yani şimdi ne yapak geldi. Süper. Şimdi onun devamı aşama aşama olması gerektiğini öğreniyoruz. O asır medeniyete doğru ilerliyoruz. Çok yapılarımız. Alt yıkanmaz. İçim tamamıyla üst giyim bluz, ceket, kravat falan gibi. Yani alt taraf zaten pijama. Kalk eşofman. Çok iyi fikir kesinlikle. Benim öngörebildiklerim bu kadar. Yani diyorum birazcık süreç içerisinde daha yürümek lazım. O kadar hepimiz için yeni ki. Tabii tabii. İşin ne kadar uzayıp tabii uzamayacağı da alakalı. Tabii. Yani, yaratıcılık aslında işin ne kadar sürdüğüyle doğru orantılı gerçekleşiyor. Kısa süren bir olay için kimse o yaratıcılığını konuşturmuyor da daha uzun sürdüğü zaman işte zeka, Başka ne yapabilirim? Onu sorgulamaya başladım. Ama duyduğum kadarıyla yani hem dijitalleşme, uzaktan çalışma ve mümkün olduğunca ne geçebiliyorsa her şeyi dijitale geçirme konusunda siz de değil mi kalıcı bir eğilim bekliyorsunuz kendi tarafınızda. Bir taraftan da hakikaten şey işte bu tedarik yönetimi, ne bileyim işte bu tarz hani stok, Türkiye'nin içinde bazı şeylerin üretilmesi ve hani hepimiz yapıyoruz böyle işte bir şey ithal olunca herkes ona doğru yöneliyordu ama bugün geldiğimiz noktada hani paranla rezil olmak dediğimiz, paran olsa da bir eldiven bile alamadık. Yani o yüzden yerli üreticinin desteklenmesi konusunda hepimiz herhalde daha yüksek bilinçliyiz diye düşünüyorum ben de. Peki şimdi yavaş yavaş toplamak adına size şunu sormak istiyorum. Sonuçta bu süreç birçok insanın işsiz kalmasına sebep olabilir ya da işte dediğimiz gibi içeride üretim artacağı için iş kurma eğilimine sebep olabilir. Yeni yola çıkacaklar için, kendi işini kuracaklar için. Şöyle hani 52 senelik bir firmayı bugün başarıyla yöneten iki yönetici olarak birkaç şey önerecek olursanız bu ne olur? Çok ağır soru geldi. Çalışmadığınız yerden dermişim. Her gün çalıştığınız yerden sordum. Her gün çalıştığınız yerden. Evet. Aynen. Şöyle, şimdi tabii belki bütün dünyada da öyledir de bizim insanımızda popüler olanın peşinden gitme gibi bir eğilim var. Yorumlara sebep oluyor. Hani bizim gençlerin iş kurarken popüler olduğu için işin peşine takılıp gitmemeleri ve hani yeninin peşinde koşmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bunu yaparken de şöyle bir neden sorusu sormaları lazım. Pazarlamanın en böyle şeyidir ya o, bu müşterinin ne işine yarayacak? Benim bu sunduğum hizmet veya ürünü müşteri neden kullansın? Ya da benzerleri, en azından aynı şeyi yapıyorsa da benzerleri karşısında neden beni tercih ediyor? Yani kendilerini farklılaştıracak, özelleştirecek bir şey buluyor olmaları lazım. Çünkü artık müşteri ya da alıcı adına ne derseniz, işte her şey de dijitalleşince, eskiden ulaşamadıklarına da dijitalde ulaşmaya başlayacak. Kesinlikle. Öyle olunca da gerçekten insanların kendilerini, ürünlerini, hizmetlerini son derece özelleştiriyor olmaları lazım.
Yani hani ben gençlere bunu söylemek istiyorum. Ben açıkçası. Ben de şeyi ekleyebilirim. Hani neden sorusundan hareketle bir de kendilerine neden bu iş dalını seçtiklerini sorsunlar. Yani buna dair gerçekçi bir cevapları olmalı ki onu o başladıkları heyecanla devam ettirebilsinler. Neden seçtiklerini bilmiyorlarsa o heyecanı sürdürmeleri mümkün değil. Yani bu işte o onu yapmış, bu bunu yapmış, ben de yapayım şeklinde bir düşünceliğin sonu ondan sonra bence hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Bir de sadece neden sorusunu da değil, sürekli soru sorsunlar. Yani işin özü soru sormaktan, yani doğru soruları sormaktan aslında geçiyor. Çünkü hani her sorunun karşılığında bir çözüm üretebiliyorsun. Bunlar hani sorular ne kadar yani illa çok akıllıca sorular sorulmasına da gerek yok. Çok aptalca sorulardan çok akıllıca cevaplar çıkabiliyor ve bu seni iyiye doğru götürebiliyor. Kesinlikle. Hani belki şey olarak şunu da söyleyebilirim. Hiçbir zaman ben oldum demesinler. Yani bu oldum lafı, hani bir başarı kazanmak. Şimdi işte biz 52 yıllık bir firma olmaktan bahsediyoruz. Şimdi eğer oldum denilseydi seneler içerisinde o kadar çok alınmış ödül, kazanılmış başarı var ki. Tabii. O zaman orada kalırdın. Yani her gün yarış tekrardan başlıyor. Bunu unutmamak lazım. Sen her gün işte eğer bir koşucuysan senin maraton koşucusu olman lazım. Öyle 100 metreyi çok hızlı koştum ama ödülümü de aldım bunu da işte koydum ondan sonra rafa şeklinde değil. Her gün yeni baştan aynı şekle koşullar olumsuz olsa bile yani demin ki neden sorsan neden orada da nedeni sormasınlar neden ben demesinler nasıl sorsunlar o zaman da nasıl çözebilirim ne yapabilirim bunu sorarlarsa ve de bunun içinde tabii bol bol bence okuyor olmaları lazım. Kendi sektörlerini iyi takip ediyor. Sadece kendi sektörleri de değil. Artık dünyada neyi nereden esinleneceğinin bir şeyi yok ondan sonra. Kaynağı yok. Yani bir gün o sektörden bir şey okuyorsun. Bir gün bir dizi seyrediyorsun. Bir gün bir filmdeki bir sahneden etkileniyorsun. Bir gün gazetede bir haber okuyorsun. Ve o sana çok farklı bir ondan sonra ilham kaynağı getirebiliyor. Mutlaka hani okusunlar, ilgilensinler ve de kendi sektörleriyle ilgili bir STK'ya üye olsunlar. Çünkü biz hep hobi, küçük hobiler halinde hareket ediyoruz. Maalesef tek başına bazen ses çıkarmakta yeterli olamıyorsun. O yüzden de STK'larla mutlaka yakın temas halinde olsunlar ki birlik beraberlik içerisinde hareket edebilsinler. Ya yani özetle bu kadar geldi. Özetle aslında şu, yani hani bu uzun soluklu bir koşu, bir maraton koşmak gibi. Her sabah koşmaya seni motive eden, hani popüler olmayan, gerçekten buna koşmaya her gün değer, yenildiğim, düştüğüm halde değer dedikleri bir şey bulmaları gerekiyor. Onu duyuyorum. Ve evet, STK'lara üyelik çok önemli çünkü bu bir güç birliği. Hele ki küçükken, daha yeni yola çıkarken, sesim çok az çıkarken o kalabalığın sesiyle sesini iletmek çok çok önemli. Onu biliyorum. Bunlar çok değerli bilgilerdi. Bugün için benim size sormak istediklerim bu kadar. Tabii ki de size sorulacak çok şey var. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine konuşuruz ama sizin son söylemek istediğiniz bir şeyler var mı sizleri dinleyenlere? Pardon, ben son söylemek istediğim bir şey. Sizin, ben son soruyu kaçırarak son soruyu kaçırdım. Sizin son söylemek istediğiniz bir şeyler. İşte bol bol okumaya ben orada bir tek şey daha söylemek istiyorum. Tabii. Gençler, insanlar okurken sadece iş konusunda hani böyle işte nasıl başardılar, ne oldular, hayat kırıklığından sonra başlar, otur butur son şeyler var. Her konuda okusunlar. Her konuda, yani tarihte okusunlar, coğrafyada okusunlar, genel kültür çok önemli. Yani İspanyol gribi dediler, herkes İspanyol gribine bağlayıp duruyor, o salgını millet nasıl yönetti diye. Bizim de şeyle dalga geçiyoruz, dönemde seyrettiğimiz bütün guru olarak ekrana çıkan insanlar, bir işte Steve Jobs dedi, bir Elon Musk dedi ama biz pandemiyi nasıl yönettikleri hakkında en ufak bir fikre sahip değiliz. Yani orada kalıyor olay. Mümkün olabildiği kadar algıları açık olsun.
her konuda bilgi sahibi olmaya başlasınlar ki bir sıkıntı olduğunda bütünleştirerek kendilerine dair çözümü kendileri üretsinler. Çünkü öyle bir olay ki dünya da oraya doğru gidiyor. Yani bugün birisi Dünya Sağlık Örgütü galiba biz bunlardan sürekli yaşayacağız artık demiş. Kendi çözümlerini yaratarak gidiyor olmaları lazım. Hani böyle dünyada iş hayatında çok başarılı olmuş olan insanların da bu ortaya pat diye çıkan konulara bir şeyleri yok çünkü. Tabii. Çözümleri yok. Onun için herkesin algısının açık olması gerekiyor. Hayatta başarılı olmak için diyorum ben. Ben de şunu ekleyeyim. Sorumluluk duygusu çok önemli. İşlerine saygı duysunlar. Ve illa bir lider beklentisi içerisinde olmasınlar. Şimdi bizim günümüzün de en nasıl diyeyim böyle ön plana çıkartılan faktör liderlik oldu. Herkes liderle yatıyor, liderle kalkıyor. Ya belki hani Atatürk tarafından kurulmuş bir cumhuriyet olduğumuz için bu böyle birisi çıkacak ve biz böyle peşine takılacağız, Allah Allah gideceğiz diye bekleniyor. Oysa ki gerçekten herkes kendi lideri olabilse, herkes kendi işine saygı duyup, kendi işini iyi yapmak için çaba gösterse, öyle ondan sonra tabii ki de mutlaka işi bütünleştirecek, yön gösterecek, ondan sonra mutlaka öyle liderler lazım ama herkes kendi işine lideri olabilirse o iş zaten yürür. Yani hep kendi içlerinde bir sorun tespit ettikleri zaman da dönsünler, sadece sorun tespit edici olmasınlar. Ben bunu nasıl çözebilirim olsunlar. Zaten bu demek sorumluluk almak demek, bu işine saygı duymak demek, bu kendine liderlik etmek demek diye bitiriyorlar. Çok konuştuk biz. Ağzınıza sağlık. Çok çok güzel oldu. Yani ben sizi dinlerken çok keyif aldım ve çok şey öğrendim. Birçok hani gülerek muhabbet ettik ama onun arkasında çok ciddi stratejileri paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum. Umarım dinleyenler de faydalanmıştır. Onu söylemedik. Gülsünler. Evet. Yani kurbanı oynamasınlar. Kesinlikle. En kolay şey. Kesinlikle. Neden ben niye böyle oldu? Niye öyle? Ne olursa olsun ondan sonra kesinlikle. Tamam. Bu da geçer, ben bunu çözebilirim diye biraz gülerek olaya bakmak gerekiyor galiba. Kesinlikle. Bu da çok önemli. Pozitif bakış açısı ve gülmek çok önemli. Kurban rolü oynamamak, o işte inisiyatif alıp kendi sürecinin liderliğini yapmak, bunlar çok önemli. Mizyal Beril, ağzınıza sağlık. Harika bir röportaj oldu benim için. Çok teşekkür ederim. Evet, bu sohbet için çok keyifli. Vallahi bize bu imkanı tanıdığın için de çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Siz de katıldığınız için ben çok teşekkür ederim. Bizi izleyen herkese de çok çok teşekkürler. Umarım benim kadar hani onlar da faydalanabilmiştir. Eminim faydalanmışlardır. Bir sonraki görüşmemizde buluşmak üzere. Herkes sağlıkla kalsın. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.